Bundan sonra yayın açmayacağım. Kimsenin baskısı altında kalmadan Roy dediğim kardeşim zaten Amerika'da kemede diyor. Fakat Yeliz hanımefendi zaten benim kraliçem. Onunla da alakası yok. Ondan dolayı Roy'u sevdiysem, Yeliz'i sevdiysem, evet bugün tek dişle engelledim. Nijade'yi de engelledim. Ama bunları engellemedim. Az önce yine rahatsızlık geçirdim efendim. Nöbetim tuttu. Duşa girdim. Soğuk suyla yıkandım. İlacımı aldım. İlacımı da alıyorum. Alsam ne olacak, almasam ne olacak ya? Yani. Hanımefendinin bana yapmış olduğu psikolojik baskı olaraktan kendisi düşünsün. Tamam, ben Roy ile konuşmayacağım. Yeliz'le de konuşmayacağım. Tek dişle de konuşmayacağım. Necati ile de konuşmayacağım. Diyeceklerim bu kadar. Başka ne diyebilirim? Yok, ağlamıyorum. Şarkı okurken böyle sesim değişiyor ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si olarak. Ondan dolayı. Şu bundan sonra şey danışmayacağım. Yayın danışmayacağım. Açarsam da TikTok'ta açarım. O da orada da açmam zaten. Çok şey orası. En güzeli Eskişehir Genel Evi'ni Miskam Allah izin verirse Salı günü çıkacağım.
Eskişehir genelimine gireceğim. Hayır, o da oradan özür dileyecek. Royla benim aramda o bir şey yok. Yeliz'de de olmadığını biliyor. Ondan sonra bana posta koyacak. Öyle bir lüks yok. Yani. Öyle bir esirlik yok. Ondan sonra o protek dediğim videoları öyle silerim. Özür dileyeceksin. Ben senden özür dileyeceğim, sen de onlardan özür dileyeceksin. Sen o kadar söylüyorum. Çünkü senin parana da ihtiyacım yok. Sürekli baskı yapıyorsun artık. Yeter ya. Roy, 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 roy. Ben Roy'a yazdım. O da yarın bir açıklama yapar herhalde. Ama şunu unutma. Roy beyinsel, psikolojik, sosyolojik. Diyorsun ya Roy mu sana para gönderiyor? Ha. Tamam. Roy'dan da ayırdım beni. Yeri şu anda saçını siyah boyatsa ondan da ayrılacağım yine. Değil mi? Ha? Ya. İşte, şey tek dişle Necati istemiyorum. Roy seni seviyorum. Kendine iyi bak. Yeliz her zaman başımın gözümün üstünde yerim var. Ama Roy ki bana abla diyen bir insan yani. Ya bu Adriana geldi böyle oldu. En güzeli bana Eskişehir geneleri görünüyor. Zaten bir skamı çıkartmışım. O Necati ile tek dışı ben bilerek kendim engelledim. İstemedim. Ama Roy hakkında yapmış olduğu çok çirkin ifadeler. Çok çirkin. Belki Roy da onun hakkında yapmıştır. Ama Roy dedi ki ne? Gel yüzleşelim. Çağırsın Bela abla. Gelsin burada ne derdi varsa söylesin. Dedi. Ben dedim alma. Almayalım. Çünkü dengesiz, psikopat. Hollanda'da ne bok yiyorsa, ne içiyorsa. İki tane bira içiyor, gözünü kaybediyor. Onunla görüşme, bununla görüşme. Evet tamam hadi bakalım. Ben görüşmeyeceğim. Ama seninle de görüşmeyeceğim. Biri yazmış ya YouTube kanalının altına. Ne zaman Sibel Baysal ablama aylık 500 euro gönderirsen o zaman seninle görüşeceğim. Gene görüşmeyeceğim.
O 500 Euro'dan daha fazla ben kazanırım. Gele koltukta. Sen niye benim arkadaşlarımı sevdiklerimden ayırmaya çalışıyorsun? O Roy'la yüz yüze geleceksin. Yayında. Roy senin ağzının payını verecek. Veya sen onun ağzının payını verirsin. Yeliz de alacağız. Yayına. Gelemezsin ki. Ancak arkadan işte bacıma öt. Semra'ya öt. Beni ara. Buradan öt. Euro nerede? Sana gönderdiğim 50 euro nerede? Bankada da yok. Kalktı beni ben YouTube'dan anlarım. Instagram'dan anlarım. TikTok'tan anlarım. Sosyal medyadan anlarım. Nerede? Sana ulaştı mı? Yok. Nereye kayboldu? Hı? Nereye? Sen gönderdiğin zaman senti sentime başıma kalkıyorsun ya. Hesap kitap soru. Senin kitabın bile yok. Kitabı olan bir insan cuma günleri içki içmez. Sen kitapsızsın. Tamam. Oroy'dan da Şengül'den de şeyden de beni ayıramayacaksın. Yeliz'den. Tamam. Ancak kendi başına orada o Amsterdam'da bile değilsin. Amsterdam'dan 45 dakika uzaklıktasın. Köhne bir yerde. Tamam, cadde üzerinde güzel bir yerde oturuyorsun. Ama rahatsız oluyorsun. Çünkü niye? Kalbin kötü. Oradan sirenler geçiyor, ambulanslar geçiyor, bilmem vesaire araçlar geçiyor. Deliriyorsun orada. Bana çatıyorsun. Ha? Ben senin imanın altına yaşayamam. Ben tekliş de almıyorum. Çünkü tekliş de alsam benim psikolojim bozulacak. Bugün engelledim ben onu. Gelecekte. İstemiyorum. Paçamı tayin ettim diye. Bunlara herhalde tamam, bu sevinmiştir. Fuat üzülmüştür. Şöyle üzülmüştür. At koşturamayacak burada çünkü. Sana ne oluyor? Benim sevdiğim arkadaşlarımla bak, konuşmam dediğim zaman asla konuşmama. Sana yemin ediyorum. O kürünlenmeden var ya İsaç. İsaç da o sandviç olayında nasıl o bir Herma var. Herma mıdır? Herma mıdır? Neyse artık. Ha. Bir de o şey Mehmet var. Melisa. Bunlarla nasıl konuşmuyorum? Herkesin engelini kaldırdım. Bunlarla beni kötü edemezsin.
Roy'la, Yeliz'le, Uğur'la. Uğur zaten melekötü olmaz da. Yeliz de olmaz. Roy'la. Roy diyor sana para mı gönderiyor diyor. Ben sana gönderiyorum diyor. Başına kalkıyorsun işte. Tamam o zaman Yeliz de o gün yolladı. Ondan önce yolladı. Başa mı kalktı? Hesabını mı soruyor? Ha Feride. Pardon, başrolde Feride. Ne Roy'u, ne şey Yeliz'i. Başrolde Feride. Sen başrolde şeysin. Başa kalkan, takazanlık yapansın sen. İkinci olaraktan Feride. Üçüncü olaraktan Yeliz. Ondan sonra Roy sana niye göndermiyor? Roy'dan istesene. Niye isteyeyim? Roy beni karşısında askeri olaraktan tutmuyor. Moralimi bozmuyor. Yeter bıktım usandım ya. Yeter ya. Yeter. Yeter bıktım usandım. En güzeli gelinimine girerim ya. Akşam Başak'tan da öğrendim. Nesrin'den de öğrendim. İstediğin saatte. Sabah 11'de, akşam 8'de 9'da açıp dışarıda bir izle. Yani. Ben de orada çay kahve içerim. Yok efendim, şeyde bu çok vallahi gözlerimden yaşlar akıyor. Zaten hastayım, hastalanıyorum ya. Yüzüne gelemiyorum. Ya sen kimsin ya? Roy'la konuşma diyeceksin bana. Sen konuşmayacağım. Ayda 500 euro gönder. Bok gönderirsin. Bok. Bırak 500 euro'yu. €150, 100 euro göndermeye elin titriyor. Hesap soruyorsun. Benim elimde olmuş olsa Roy Amerika'da yaşıyor. Ben onu yollarım. Sus kız. Evet, ben onu yollarım. Çünkü insancıl olarak da, psikolojik olarak da. Ama sana gönderdim ediyorum ne oldu? Çünkü o pörtlek gözlerini ayırıyorsun. Onu bunu buraya istemiyorsun. Başım geldi ya 2 gün yeğenimle. He? Aradın mı? Hayır. Ya. Kimseyi istemiyorsun sen burada. Ben senin emrin altında yaşayacak bir Sibel Baysal değilim. Düne kadar ödenek alıyordun. Şimdi işe girdin. Yoruyorlar seni orada. Hollanda'da. Onun stresini benden mi çıkartıyorsun? Ha? Ben dün bir Mardi geldi. Beni Allah korusun ebedi kokuryen atacaktı. Ha?
Uzaktan kumanda mısın sen? Ya. Şükran abla biliyor. Şengül abla biliyor. Yeliz biliyor. İzleyenler bilmiyorum. Dinleyenler biliyorlar. Yani sen her ne kadar burada olsan. Ne ya? Ne? Burada olsan derken yani karşımda diğer telefonda. Kaç kere kanalımı senin yüzünden kapattım. Kanallarımı. Hadi bir tane birinin yüzünden kapattım. Tekrar YouTube bana onu da iade etti. O da Putka mı, Tita mı, Lıkta mı aldı? Hiç ummadım anda. Yıldız Tilbe'nin dediği gibi. Hiç ummuyordum. Vallahi billahi. Ha. Ben hasta bir insanım. Biliyorsun. Üstüme geliyorsun. Moral vereceğini. O pörtük gözlerini dediğim zaman da alınıyorsun. Şeyde o Roy muydu? Roy da Hande Alkan'ı gösterdiği zaman zoruna gidiyor değil mi? E o zaman ben de ağlamayayım. Bak gözyaşlarıma yazık. Ya. Roy nerede? Ben nerede? Senin oraya gelmen uçakla 4 saat. Bırak 4 saat uçak yolculuğu. Roy'un olduğu yer 15 saat uçakla. Ben buradan bakkala zor gidiyorum. Sen ne diyorsun? Tamam, Roy'la gereğini yazdım ben Roy'a. Gereğini yazdım Roy'a. Roy bana oradan bir cevap verir de şunu yap, bunu yap diye. Tamam, o zaman öyle yapacağım. Ama senin emrin amadesi değilim. Değilim. Sen benim hastalığımı fazlasıyla nüksediyorsun. Gene konuşacağım Roy'la. Gene konuşacağım Yeliz'le. Gene konuşacağım Şengül'le. Hadi bakalım. En azından Yeliz burada. Şengül de bana yakın. Allah korusun bana bir şey olursa hemen gelirler bana. Bana olacağına sana olsun. Pörtek. Öyle bir açıklamalarım olur ki yemin ederim pörtlek benim ağzımdan çıkan bir ismin Sibel Baysal'ın ağzından çıkan bir isimin prim vermesi demektir. Vermiyorum. Lakap olarak konuşuyorum.
Yemin ederim bana onları söylettirme. Yayınlarım. Hiç hesaplarından korkmuyorum. Roy'un dediği gibi. Sibel abla nereye giderse gitsin her türlü takipçisi olur. Ama onları yayınlattırma bana. Tamam mı? Yayınlarım. Her YouTube olsun, iki Instagram hesabım olsun. Yayınlarım. Yayınlatırma bana. Kafam belli olmaz. Aklımda gayet başımda. Allah'ıma şükürler olsun. Hamdolsun Allah'ıma şükürler olsun. Ben cuma günleri içki içmiyorum. Ama sen içiyorsun. Kafir olduğunu burada belirtiyorsun. Yayınlarında, kendi yayınlarında. Ezgin bir insansın. Sen de gurbet ellerdesin dedikçe artık yeter ya. Gülüşler sen de ondan taraf olursan yine seni engellerim. Karışma, bence girme. Burada gelecek olan tek kişi varsa onlar kendileri biliyor. İki kişi. Yok, bir kişi. Ha, bir kişi dediğim girer konuşur. Gerçi muhatap olma, boş ver ya. Muhatap olma. Konuşma, değmez. Çünkü laf anlamıyor ki bu. Beni deli ediyor. Zaten ben epilepsi hastasıyım. Fazlasıyla beni şey yapıyor. Adam orada evli, barklı, sempatik duyabiliriz. Hepsi ben abla diyor. Kocan da olabilir. Keşke Amerika'da olsaydım. Bundan sonra çarka çıkacağım, Roya vereceğim. Hilis'le yanıma alacağım. Heh. Beraber çarka çıkacağız. Hilis'ten fazlasını alacağım. Roya göndereceğim. Konuşacağız. Bu ne küstahlık ya? Bu ne cahillik? Avrupa'da yaşıyorsun ya. Gene o insan ağzını bozmadı sana. Gene bir şey demedi sana. Roy da Roy, Roy da Roy. Sen öyle dedikçe o zaman dört kere mi Roy dedim? Heh, 10 tane Roy olur benim gözümde. Ben Fuat'tan niye ayrıldım? Baskısı, huzursuzluğu üstüme gelmesi
Ondan dolayı. Sen bunu çok iyi biliyorsun. Vallahi bile abla olarak beni seviyor ya. Ben ona takılıyorum. Roya. Yeri geliyor kafam iyi oluyor. Madilik yapıyorum, ediyorum bilmem alınmıyor bana. Ne yani? Veya ben senin nikahlı eşin miyim? Birthday. Arşivimde olan videolar var. Bak Pörtek. Onları yayınlarım. Tüm hesaplarım kapatsın. Kapansın. Umurumda değil. Bir hesap açarım yine Sibel Baysal bir markadır. Takip ederler. Ama onları yayınlarım. Şu an ne kadar kazanıyorsun onlardan? Yenileri gelmediği için mi? Doğrudur. Yenileri gelmediği için. Ben Adana'da çocukken ev boş boşçuydum. Mecbur satardım. Yenileri gelmediği için mi benden taraf? Kim gelirse gelsin efendim, misafirperverliğimi korurum. Ha bacımış, yeğenimiş diye değil. Kim gelirse gelsin. Ama rahatsız etmem, bilmem ne yapmam, şudur budur. Ondan sonra hizmeti ben yemem yediririm. Kim olursa olsun yani bacım, yeğenim, kardeşim ben değil yani. Söz konusu onlar değil. Kim gelirse gelsin. Adrian da geldi buraya. Yeliz de geldi. Sen de geldin. Ama ilk zaman sen kovuldun. İkinci gelişinde gayet güzel ağırladım seni. Çünkü niye böyle yapıyorsun? Bana pörtek gözlerini ayırmayacaksın. Karşında beni esir almayacaksın. İstediğin kişiyle de konuşurum. Bu da seni ilgilendirmez. Roy benim arkadaşım. Diyeceklerim bu kadar. Fazla konuşursam zaten elim ayağım titriyor. Vallahi zaten şey yani kötü olmama gerek yok. Kötü derken hani şey olarak da rahatsızlık olarak da elim ayağım yani kısılıyor yani.
kısılıyor. Bundan dolayı da bunun için kendimi de kastıramam. Kendisi gitsin orada. Hayatı boyunca kafası başı ağrıp da aspirin almıyorum diyor. Tamam. Biz burada ne yapıyoruz? Başımız ağrıdığında bir aspirin içiyoruz. Gripin burnumuz aktığında. Gripin. Anadan doğma gripin almamış, aspirin almamış. Evet, tamam. Karışmayacaksın. Roy'la benim arama girdiğin dakika havada bulut, Sibel Baysal'ı unut. Roy'dan beklentim yok. Maddi olarak. Vesikam yarın bir gün çıkacak. Tekrar söyleyeyim, ondan sonra kapatacağım. Eskişehir vırvırına gireceğim. Roy'un ihtiyacı olursa Vestelion'dan göndereceğim. Öyle senin kalkıp da internetten beni yönlendirdiğin o 50 euro nereye gittiyse. Keşke sana gelseydi. Keşke. Nereye gitti? Sana 1000 kere dedim. Mestemiyon'dan. Mestemiyon'dan bahsetme. Bana Mestelvion'dan bahsetme. Kulağımı kollerim. Ne oldu? Önceden Mestelvion'un vardı. Benim bildiğim burada benim kredi kartım vardı efendim. Daha önceden, eskiden. Kırmızı damga yemişim tüm bankalardan. Bir daha kredi kartı vermiyorlar bana. Asla. Çünkü borcum var. Sen de orada öyle bir şey mi yaptın? Ne oldu? Önceden Mestelvion'du. Şimdi niye o programı bana indirtiyorsun da bilmediğim bir şeyde? Eli yürü nereye gitti? Keşke sana gelseydi. Ben nankör değilim ki. Sen bana gönderdin. Ama o eli yürü nerede? İşte bak, konuştuğu zaman Sibel konuştu oluyor. Tamam, nerede? Neydi o programın adı? İnternetten. Şuraya gir, buraya gir. Bizde miydi? Yok değil. Başka bir şey herhalde ya. Üste tutturmuştum da. Şu anda bakayım. Ne bileyim, böyle bir şeydi yani işte. Ne oldu? Nereye gitti? Bankadan çıktı. Sana da gelmedi. Bana da iade olmadı. Nasıl olacak? Keşke sana gelseydi. Ulaşsaydı. Benden please rezil olaysaydın. Mutlu olacaktın. Bunu da biliyorum ben. Zaten o yüzden ben de senin desteğini gördüm. Nankör değilim. Ama benim üstüme de bu kadar düşme. Ben hasta bir insanım. Royla da benim arama girme. Tamam. Roy benim kardeşim. Ben ondan haz alıyorum. Konuşmasından. Senin tıpkı Emir'den
yüzünü görmeden telefon vesaire diğer iletişim aracılığıyla konuştuğun ve haz aldığın gibi. Ben de oradan haz alıyorum. Yeliz de haz alıyor, ben de haz alıyorum. Okşan senin Emir'le aranı bozduysa bana ne? Ben mi bozdurdum? Hayır. Şey, Emir de bir Roy gibiydi. Yani bana mı kalıyor? Okşana mı kalıyor? Kim bilir sen ne yaptın? Ne konuştun? Ha, Okşan'la alıp veremediniz vardı. Aranızdan Emir'le aranız bozuldu. Cansel Akman'la da beni aramı bozdun. Ha, şimdi derken bu videoyu izlerken Cansel Akman mı düne kadar sana köpeklerine mama gönderiyordu? Evet gönderiyordu, harçlık da gönderiyordu bana. O da İzmirli. İzmir'de. Öyle düşün. Harçlık değil de Emir'le nasıl telefonla iletişim kurup da sohbet ediyordu. Ses tonu hoşuna gidiyordu. Roy'un da ben böyle arkadaşız. O da beni rahatlatıyor. Psikolojik olarak da. Tamam. Birthday. Hadi bay bay. Hadi birthday. Daha o videoları da çıkartacağım. Arşivden. Dur. Bekle. Tehdit değil bu. Çünkü var olan videolar. Hadi bakalım.